Meksiko City sokaklarında bir kez daha kadın hakları için gösteri düzenleniyor. Eylemler giderek daha yaygın hale geliyor. Nedeni Meksika'da günde 9 kadının cinayete kurban gidiyor olması. Kadınlar ölmesin! Kadınlar ölmesin! Celeste bu sloganı yıllardır söylüyor. Ancak bir taksicinin saldırısının ardından sesi daha güçlü çıkmaya başladı. Bu şehir çok büyük, çok kaotik ve şiddet dolu. Şiddetin azaldığını düşündüğüm zamanlar olmuştu. Bu nedenle asla doğrudan şiddete maruz kalacağım aklıma gelmezdi. Geçtiğimiz yıl Meksiko City'nin banyo mahallelerinden birinde metro çıkışında bir taksiye binmek istedi. Bir kişi aracın bagajından inerek şakağına silah dayadı. Tecavüz etmek için onu bir motele götürdüler. Saatler süren işkencenin ardından onu bu yakınlarda serbest bıraktılar. Beni ellerinde tuttukları sırada onları şikayet etmemem için tehdit ettiler. Ellerinde benimle ilgili tüm bilgiler vardı ve beni bulabileceklerini söylediler. Kaçırma olayı benim evimin yakınlarında gerçekleşti. Korkunç bir endişe ve paranoyayla yaşamak zorunda kalmamak için taşınmak zorunda kaldım. Meksiko City'de bir yılda en az 6 taksi sürücüsü tecavüz, kaçırma ve cinayet suçlamasıyla yakalandı. Diğerleri hala özgür. Geçtiğimiz yıl öldürülen 19 yaşındaki Daniela'nın katili onlardan biri. Genç kadın iş çıkışı nişanlısıyla buluşacağı bir partiye gitmek için taksiye bindi. Yolculuk sırasında paylaştığı mesajlar onun hayatta olduğuna dair son izlerdi. Bu mesajdan sonra sadece sessizlik vardı. Genç kadının cansız bedeni 2 ay sonra bulundu. Uçsuz bucaksız başkent Meksiko City'de metro hattı ve otobüsler kentin tüm noktalarına ulaşım sağlayamıyor. Bazen tek seçenek taksiler oluyor. Taksilerin güvenli olmaması nedeniyle Meksikalılar uygulama üzerinden çağrılan araçlara akın etti. Sektör yılda 239 milyon dolarlık hacme ulaştı. Sektörün önde gelen şirketlerinden birini yöneten Carlos Liege için bu iyi bir haber. Bu konu azami önem taşıyor. Bence Meksika ve birçok Latin Amerika ülkesinde kilit önem taşıyan konu güvenlik. Bu bizim öne çıkmamızı ve geleneksel taksiler yerine uygulamaların tercih edilmesini sağlıyor. Ancak bu uygulamalar her derde deva değil. 2017'de Mara Castilla adlı bir öğrenci, bilinen bir araç paylaşım uygulamasında kayıtlı olan bir sürücü tarafından öldürüldü. Meksika yasaları bizim sürücülerin sicilini kontrol etmemize olanak vermiyor. Ayrıca yeni bir federal yasa var. Adli sicili olduğu için birine iş vermemezlik edemiyorsunuz. Meksikalıların %91'i uygulamalarda kayıtlı olan taksilerle seyahat ettiğinde kendini daha güvende hissettiğini söylüyor. Ancak bu taksilere herkesin parası yetmiyor. Çoğu Meksikalı hala diğer taksilere binmeye mecbur kalıyor. Resmi olarak kayıt altına alınan 110 bin taksi var. Bunlar pembe ve beyaz. Ancak bu renge sahip olmaları güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Kaçırılmaların çoğu korsan taksilerde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle şehir meclisi kendi güvenlik uygulamasını devreye koyma kararı aldı. Bu uygulama birçok kullanıcının derdine deva. Taksinin bakanlıkta resmi kaydının olup olmadığını bilemiyorlar. Bu durum taksinin yasal mı yoksa korsan mı olduğunu öğrenememek anlamına geliyor. Aracın kaydını girerek taksi kullanıcıları aracın izini ve sürücünün kimlik bilgilerini görebilir. Ve güvendiğiniz bir kişiyle yolculuğunuza ait güzergah bilgisini eş zamanlı olarak paylaşabilirsiniz. Bir sorun çıkması durumunda panik butonu polisi harekete geçiriyor ve birkaç dakika içerisinde aracın yolu kesiliyor. Bu uygulamaların gelmesiyle geleneksel taksiler tamamen devre dışı bırakıldı. Bizim stratejimiz yeni teknoloji araçlarını kullanarak tekrar onları faaliyete geçirmek ve en önemli konu güvenlik. Meksika'daki şehirlerde halkın %38'i toplu taşıma araçları ya da taksiyle ulaşımını sağlıyor. Bu durum hem yetkililer
hem de kullanıcılar için güvenlik sorunu anlamına geliyor. Celeste ise kararını çoktan vermiş. Artık asla tek başına taksiye binmiyor.